أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن والأربعون بعد المئة الدرس الثامن والأربعون ومئة diyebiliriz. Gülistan kitabının 148. dersini okuyoruz. Hikayet. Yeki ez fudala, fudalalardan biri talim-i melik zade-i kerdi. Fudalalardan biri bir melik zadenin talimini yaptı. Yani alimlerden biri bir padişahın çocuğuna ders veriyordu. Ve darbe be mehaba. Be mehaba ne demek? Be hayf. Yani ne demek? Şiddetli darp. Yani pervasız darp. Anlıyorsunuz değil mi? Yani hiç padişahdan perva etmeksizin zedi o çocuğa vuruyordu. Ve derbe be mehaba zedi çocuğa vurdu. Ve zecre be kıyas kerdi. Hadsız zecri azarlamayı yapıyordu. Puser veya pisser. Çocuk ezbe taqati, taqatsizliğinden şikayet peşi peder, o peşi olsa daha iyi olur. Peşi peder şikayetini babasının önüne burd götürdü. Ve came esten, esteni derdment. Ve came elbise, esteni derdment, derdment o derdli kişi o çocuğudur. Onun teninden, bedeninden berdaştı. Yani vücudundan elbiseyi kaldırdı. Yani gösterdi. Bildiniz değil mi? Yani elbisesini kaldırdı, yaralara gösterdi. Bak benim hocam beni bu şekil dövmüş. Pederra babasına dil dili, yani ne demek kalbi, yüreği, behem, iç içe, ber yukarı amed geldi. Yani içi çok darıldı, huzursuz oldu, üzüldü. Ustadira, ustazi, çocuğun ustazını, muallimini, bıhanet, burada bıhanet demiş, siz bıhanet bilin, çağırmış. Ve guf demiş, berpuserane ahade ra'iyet. Ra'iyet demek, millet demek. Millet efradlarının çocukları üzerine kendin cefa bu kadar eziyeti ve tevbih bu kadar azarlamayı reva caiz ne midari görmüyorsun. Yani bu çocuğa reva gördüğün eziyet, azarlamayı diğer milletin çocuklarına bunu uygun görmüyorsun. Kipusere mara, yani kipusere mara bizim çocuğa göstermiş olduğun eziyeti, azarlamayı diğerlere reva görmüyorsun. Sebep çist. Bunun sebebi nedir? Sebep çiz bunun sebebi nedir? Guf dedi ki, suhen be endişe, konuşmayı endişeyle bayed, lazımdır guften söylemek. Ve hareket pesendide, hareket pesendide makbul ayet, bayed, lazımdır kerden. Yani hareketi, makbul hareketi yapmak gereklidir. Bak, guf
Suhen be endişe bayet guften. Konuşmayı tefekkür ile, düşünceyle konuşmak gereklidir. Ve hareket pesendide, harekenin münasır, makul, bayet, lazım, gereklidir, kerden yapmak. Yani söz, düşünce, hikmetli olmalı, fiil, hareke, makbul olmalı. Kimin için? Heme halk ra, orada bir ra eksiksin ki var mı? Heme halk ra, bütün insanlara konuşmak endişeli olmalı, hareke makbul olmalı. Var, tamam. Ama haseten padişahan, hususen özellikle padişahlara nedir? Gereklidir. Niye? Ki herçi berdestu zebane muluk, herhangi bir şey ki padişahların elinden, dilinden refte giderse, refte şevet gitmiş olursa, her ayine kat'i olarak be efvah gufte revet, be efvah ağızlara, yani gufte be efvah revet, yani ağızlarla söylenmiş olarak gider. Padişahlar ne deseler, ne yapsalar, herkesin diline düşer, herkes onu konuşur, herkes onu yapmaya gayret eder. Ravet yerine şevet demiştim. Daha olur, fark etmiyor. Ve efvan gufte, ağızlarla söylenmek şevet olur veya ravet gider. Ve kavlu fi'le avamra, ama avam, sıradaki insanların kavlu fi'lerine çendan itibar, bu kadar itibar nebaşet olur. Onun için senin çocuğun ileride padişah olur. İyi terbiye alması lazım. Ta ki ileride yanlış bir hareket yapmasın. Yanlış sözleri konuşmasın. Raiyete örnek olmasın. Anlaşıldı değil mi? Tekrar ediyorum. Yeki ez fudala talime melik zade-i kerdi ve derbe be mehaba zedi ve zecre be kıyas kerdi püser veya püser ez betakati şikayet peşe peder bur ve came esten derdment berdaşt peder raddil behember ahmet usadira bıkhanet ve guft ber püserane ahade ra'iyet çendin cefa ve tevbih reva nemidari ki pusere mera. Sebep çist? Guft suhen ve endişe bayet guften ve hareket pesendide bayet kerden heme halkra haseten padişahan ra ki herçi berdesu zebane muluk rafte şevet her ayine be efvah gufte revet ve kavlu fiyle avamra çendan ihtimad nebaşe. Eğer sedna pesend aye zederviş refikane şeki esednedanen ve geri yekna pesend aye zisultan ziklime beaklime resanen. Eğer sedna pesend, eğer yüz gayri makul ayet gelirse, sadır olursa zederviş dermiş. Yani dervişten yüz gayri makul söz veya fiil sadır olursa, refikaneş, onun arkadaşları, yeki esed, yüzden biri nedanet, bilmezler. Ve ger yekna pesen ayezi sultan, eğer sultandan bir gayri makul sadır olursa, ve ger yekna pesend ayesi sultan, sultandan bir gayri makul, yüz değil,
bir tane sadır olursa zı iklimi, o ba iklimi ba da olur, be de olur. Zı iklimi, be iklimi, bir iklimden bir iklima vesanen onu kavuştururlar, götürürler. Dilden dile alıp onu yayarlar. Eğer sen napesen ayezi derviş, refikane şeki eser nedanen ve yer yek napesen ayezi sultan, zı iklimi ve iklimi resanen. Pes der tehzibe ahlak-ı hudavven zadegan, pes durum böyle olunca, der tehzibe ahlak-ı hudavven zadegan. Hudavven mülk sahibi padişahlar demek. Zadegan çocukları demek. Yani padişahların çocuklarının ahlakının tehzibinde, arındırmasında enbetallahu enbetehumullahu nebaten hasenen, Allah o padişahların çocuklarını nebate hasenle ne etsin? İnbat etsin, yeşersin. Bu cümle muhteride de duadır. Pes der tehzib-i ahlak-ı hudavend zadegan padişahların çocukların ahlakında tehzib etme konusunda İçtihad, çalışmak, gayret etmek, biş ezan bayet, ondan daha fazladır kerd yapmak ki der hak-ı avam. Yani avamların hakkında, avamların çocuklarının hakkında yapılan içtihad, gayretten daha fazla padişahların çocuklarının ahlakının tehzibinde yapmak lazımdır. Pes de tehzib-i ahlakı hudavvendi, hudavvend zadegan. اَنْبَتَهُمُ اللّٰهُ نَبَاتًا حَسَنًا Onların ahlakının tehzibinde iştihad, iştihad yapmak, biş ezan bayet, ondan daha evladır, kel yapmak, ki der hakkı avam, avam hakkında yapılandan daha evladır. Oldu. قِطْعَ Her ki der hurdiş edeb nekunend. Bazı nüskelerde herdiştir. Her ki her kimse ki der hırdiş veya der hurdiş çocukluğunda edeb nekunen edeb yapmasına. Herhangi bir çocuk ki çocukluk döneminde onu edeb yapmasalar. Der buzurgi büyüklük esnasında o çocuk büyük olunca felah ezo artık ondan kurtulmak berhas ortadan kalkar. Yani ondan kurtuluş yok. Her ki der hurdiş edeb nekunen der buzurgi felah ezum berhast. Çopi terra çunan ki hahi piç. Bak çopi ter, hani bize çöp diyoruz ya. Ter ne demek? Hani zazaca ter diyoruz. Aynı kelimeden gelme, aynı kökten. Çopi terra yani yaş çöpe, deneye, çubuğa çunan ki hahi istediğin şekil piş çevir. Yani yaş, çubuk, değnek var ya, istediğin sağa, sola, ikiye bükme, çevirebilirsin. Çünkü yaştır. Bükmeyi kabullenen bir kıvamdadır. Ama ne şevet huşuk, huşuk kuru ağaç, kuru denek. Kuru ağaç, kuru denek olmaz. Cüz ve ateş, ateşten başka rast düz. Kuru ağaç ancak ateşe atarsın biraz, yumuşar. Ne edersin? Onu kıvrayabilirsin. Öyle değil mi? Eğrilik varsa düzeltebilirsin. Yoksa olmaz. Ama yaş iken olur. Yani büyük birini terbiye etmek ancak dövmeyle, kaba kuvvetle ancak o da yavrulur yavrulmaz. Ama daha küçük iken normal bir terbiyeyle terbiye etmek mümkün. Her ki der hırdi, der hırdiş veyahut da der hurdiş edeb nekunen edeb yapmasalar küçüklükte der buzurgi felah ezu ondan felah fevz demek. Ondan kurtulmak berhas artık kalkar olmaz. Çöp terra yaş çöpe çunan ki hahi piş istediğiniz yöne çevir. Neşevet huşk ama kuru denek olmaz.
cüzbe ateş. Ateşten başka ras ne olmaz? Kuru olmaz. Ras düz değil mi? Düz olmaz. Ras düz demek. Ben kuru dedim. Neşnevet huşuk, kuru ağaç olmaz. Ne olmaz? Ras. Düz olmaz. Cüzbe ateş. Ancak ateşle düz olur. Şiirun. İnnel gusûne idâ kavvemteha i'tedelet. İnnel gusûne yaş dallar demek. Ağaçlarının yaş dalları. İzâ kavvemteha düzeltmeye, doğrultmaya kalkarsan i'tedelet. Ne olurlar? Düz olurlar. Ama ve leyse yenfe'uke takvimu bil haşebi. Takvime bil haşeb. Yani velesen faukem, sana fayda vermez ne? Et takvimu, doğrultmak neye? Bil haşebi. Yani haşeb kuru ağaçı doğrultması sana fayda vermez. Yani doğrultmayı kabullenmez. Ama yaş kabullenir. İnnel gusune izâ kavvemteha tedelet ve leyse yenfe'uke takvimu bil haşebi. Melik ra hüsne tedbiri üstad ve takriri suhane o pesendide amel. Melika padişaha. Hüsne tedbiri üstad. Üstadın tedbirinin güzelliği. Yani üstadın bu güzel tedbiri ve takriri suhane o. Onun bu konuşmasının takririni, beyanını söylemesi pesendide amel. Ne geldi? Makbul geldi. Hoşuna gitti. Hil'at ve ni'met. Hil'at hediye, ni'met, mal, mülk, para. Bakşid, ona bağışladı. Ve payekâheş, onun makamı, o ustazın makamı, zaten yüce makamı onun yanında büyüktü ki çocuğunu teslim etmiş. Onun ve payekâheş, onun makamı ez an çibut olduğundan daha berter, daha fazla gerdani yaptılar. Yani onun makamını daha oğlandan daha âli, daha yüce kıldı. Ve payekâheş onun makamını, rütbesini ez an çibut olduğundan daha önce olduğu makamından belter, daha âliter, daha yücedir. Gerdani padişah yaptı. Onun rütbesini daha yüceltti. Hikayet. Burada duralım. Yarın da ikinci hikayeye kadar bakın. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya